gerçek bir hikayedir. İyi bir çocuktum. Güçlü bir çocuk. Her zaman kazanma tutkum vardı. Benim için her şey rekabetti. Benim sporum hokeydi. Ve sporum uyuşturucum haline geldi. Hokeyde çok darbe aldım. Hem de sert darbeler. Sağ kenarındaki panolara sıkıştırıldım. Omzum çıktı. Diz bağımı kopardım. Biraz yürüyemedim. Yüzüstü düştüm. Kamışla beslendim. Darbe aldım. Düştüm ve ayağa kalktım. Bu şekilde kazandım. Ta ki yenemeyeceğim bir şey bana çarpana kadar. Başka bir uyuşturucunun daha bağımlısı oldum. Bende sahte bir zafer duygusu yarattı. Karanlıktaydım. Yolumu kaybettim. 6 Şubat 2004. Hem de günde 24 saat. Bahse girerim evinize. Belki de bunu durdurmanın tek yolu ölmekti. Sanırım hepsi bu kadar. Biraz daha hava durumundan bahsedelim olur mu? Bu harika günde tarih 6 Şubat 2004. Büyük bir fırtına mı? Öğleden sonra şiddetini artırmaya başlayacak diyorlar. Bu yıllardır gördüğüm en çılgın kış. Romalılar bölüm 7 der ki iyi olanı yapma arzum var. Ama gerçekleştiremiyorum. Yapmam gereken iyilikleri yapamıyor, istemediğim kötülükleri yapıyorum. Ve bunu yapmaya devam ediyorum. Kendinize dikkat edin. Soğuk olacağını söylemiş miydim? Eski karımı hayal ediyorum. Bebeğimin annesini hayal ediyorum. Korkarım soğuk bana pek yaramadı. Tuhaf şeyler düşünmeye başladım. Az sonra bugünkü sorumuz için ilk ipucunu vereceğiz. Profesyonel bir sporcu olmak, bu şansı yakalayabilmek kaç milyon çocuğun hayallerini süslüyor. Bunu biliyor musun sen? Ve sen madde kullanarak bu şansını çöpe mi atıyorsun yani? Eric. Benden bu kadar. Sen kendine yardım etmeye başlayana kadar sana yardım etmeyeceğim.
Sana bir avukat tuttum. 7 gün sonraki duruşmaya mutlaka gitmen gerektiğini söyledim. 12 kademeli bir terapi programına katılman gerekiyor. Merhaba. Merhaba. Dinle, onu yememen için 4 neden var. Öncelikle orası Jackson'ın işediği yer. Evet. Ayrıca vücut ısını düşürüp seni hipotermiye sokar. Ve çoğu insanın bilmediği şey susuzluğa sebep olur. Yani sonuçta bu iyi bir fikir değil. Öğrendiğim iyi oldu. Bu arada ben Sarah. Eric. Dağa mı gidiyorsun? Evet. Atla, seni bırakayım. Burası yeterince yakın mı? Oh. Jackson, onu rahat bırak. Gitmeliyiz. Kendine dikkat et, tamam mı? Teşekkür ederim.
Sakın annene sırrımızı söyleme, tamam mı dostum? Daha havasının tadını çıkar. Hep çıkarırım. Evet sayın yolcularımız, teleferik birazdan varış noktasına ulaşmış olacak. Seni görmek istiyor, önemliymiş. Biliyorum, ona ben söyledim zaten. Hayır, onu biliyor, erken çıkmayacak. Sanırım bu gerçekten önemli. Bütün bilimler anons geçin. Lütfen mesaj bırakın. Merhaba anne. Kayağa geldim. Birkaç günlüğüne uzaklaşmak istedim. Seni bu işe karıştırmak istememiştim. Bu zor. Sonra konuşuruz, tamam mı? Kar fırtınası burayı vuracak. Büyük bir etki alanı var. Kesinlikle düşündüğümüzden kötü. Bu gece 60 ile 90 santim arası yağış bekleniyor. Anlaşıldı, tamam. Devriye 2, şu an konumunuz nedir? Tamam. Burası devriye 2. Pistin başındayım. Görüş alanı ne durumda? Gerçekten kötü. Zirvede görüşün tamamen sıfıra indiği yerler var. Daha erken kapatmayı değerlendirmeliyiz bence. Thank you.
Ah! Budala. Gerçek mi? Tanrım. Tamam bebeğim. Pekala. Hadi. Pekala. Evet. Tamam. Hadi. Lanet olsun. Lamarck geç kaldığı için ekstra kaç tur atacak? Evet, hadi. Ama benim hatam değildi. Ayağa kalk. Kalkamıyorum. Üzgünüm, ne? Yapamam. Kalkamıyorum. 5 dakika. Hey Erik. Evlat. Evlat dur. Bu takımın bir parçasısın. Bunu anlıyor musun? Her zaman adil olacak mı? Hayır. Her zaman kolay olacak mı? Hayır. Şimdi çekip gidersen hem takımını hem de beni yarı yolda bırakırsın. Bunu yapmana izin veremem. Çünkü sen bir Lomark'sın. Lomark'lar pes etmez. Tanrım.
Dur! Sakin ol. Sakin ol. Seni memnun etmek. Sadece senin için yeterince iyi yapmamı olmak istiyorum. İstiyorsun? Sadece senin anlıyorum, için. Anlıyorum. Yani yakasından düşmemi istiyorsun. Bırakalım ne istiyorsa yapsın. Belki profesyonel hokey seçmeleri yerine oyun oynamak, arkadaşlarını görmek ve televizyon izlemek için zamanı kalsa oğlumuz çok daha mutlu olurdu. Ona ne görev verirsen ver senin için asla yeterince mükemmel olmayacak. Anladım. Çocuğu çok geriyorsun. Sinir krizi geçirecek diye korkuyorum. Evet, anladım, anladım. Sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? O çocuk asla başarısız olmayacak. Başarısız olmasına izin vermeyeceğim, anlıyor musun? Bu asla olmayacak, tamam mı? 25 yaşında bir sabah uyandığında kravat takmayacak, gömleğini ütülemeyecek ve karısını öpmeyecek. Asla evlenmeyecek, asla evlenmeyecek. 9'dan 5'e çalışmayacak, o hayatla bir ilişkisi olmayacak.
İkinci gün. Sinyaller alıyor. Tesisi bul. Tesisi bul Budala. Evet. Tamam. Pekala. Pekala. Tam burada uyumak zorunda kaldım. Tam burada uçurumdan düşüyordum. Evet işte burada. Keskin... Keskindi işte arkadaşlarla burada karşılaştım. Demek oluyor ki tesis şu tarafta olmalı. Kayboldun seni Budala. Oh.
Demark! Ne yapıyorsun? Pakı taşı, bencil oynama! Pakı ilerlet hadi! Buradayım! Ayaklarını hareket ettir, ilerle! Hadi! Adam boş, pakı taşı! Arkadaşlarınla paslar! Pas ver! Adama ver! Hadi! Hadi! Hadi. Lanet olsun! Hey. Adama pas ver! Hadi çabuk ol! İyi misin? Dalga mı geçiyorsun? Bu neydi böyle ha? Lamar! Lamar! Ne halt ettiniz sanıyorsun sen? Takım oyuncusu olmalısın. Pakı ileri taşı. Golü attım işte değil mi? Oyunda ben değil, biz varız. Formanın arkasındaki isim değil, önündeki arma önemli. Bunu çözmen gerekiyor. Şimdi çık sağımdan.
tekrar geldim. Birkaç günlüğüne uzaklaşmak istedim. Seni bu işe karıştırmak istememiştim. Bu zor. Sonra konuşuruz, tamam mı? Bu dağdan kurtulacağım. Bu dağdan kurtulacağım. Bu dağdan kurtulacağım. Leonid! Beni tutamazsın! Beni durduramazsın! Üçüncü gün. Sinyaller arıyor.
Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Vuruyor, cama sıkıştırıyor ve gol! Kırmızı ışık yanıp dönüyor. Uhuu! Biraz ister misin? Hayır, istemem. Ah evet, oyunu özlüyorum. Hem de çok özlüyorum, sen de özlüyorsun. Özlüyor olmalısın. Boston'daki hiçbir şeyi özlemiyorum, sıra sende. Yeni bir kural koydum. Evimde geçerli. Bu kural yalancılarla bilardo oynamıyorum. Hadi dostum, sıra sende, yap şu vuruşu. Anlıyorum, tamam mı? Anlıyorum. Senin için zor olmalı buraya gelmek. Muhteşem hayatımı, yaşadığım büyük evi, harika manzarayı yani. Ama burada olmamın tek sebebi senin olmayı istememendi. Üzgünüm dostum, ben... Anlıyorum dostum. Senin yanındayım, anlıyorum. Ben de çok özlüyorum. Bu oyunu oynayan herkes özler. İşte bu nedenle kullanıyorum. Bir türlü kopamadığın heyecanı, adrenalini, hareketi hissettiriyor bana. Bunu özlediğini biliyorum dostum. Özlediğini biliyorum. Dördüncü gün. Olamaz.
Ne? Benden ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Lanet! Benden ne istiyorsun? Bu tarafa gideceğim. Bu tarafa gidiyorum. Bu tarafa gidiyorum. Ne güneş gündüze ait, ne de ay geceye. Tanrı sizi kötülüklere ait her şeyden korur. O ruhunu korur. O seni senin gidişatından koruyacak ve açıklarını kapatacak. Sonsuza kadar daha da fazlasını yapacak. Ben Eric, mesaj bırakın. Merhaba Eric, yine benim. Sadece senin daha... Dinle. Daha önce söylediğim şeyler... Yani yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Bununla tek başına yüzleşmek zorunda değilsin. O yüzden beni ara. Lütfen. Tamam mı? Hoşça kal.
Sen dünyadaki en iyi şeysin. Annen seni çok seviyor. 5. gün. Rakibinden kurtuldu. Lamarck şutunu çekiyor ve gol! Erik neler oluyor burada? İyi misin sen? İyiyim anne. Ne oluyor burada? Hadi yapma oğlum. 6 aydan beri burada yaşıyorsun. İşin yok, paran yok, hiçbir şeyin yok ve karşılığında bunu yapıyorsun. Sence burada olmak istiyor muyum? Burada yaşamak istediğimi mi sanıyorsun? Bunları her gün hatırlama koşuma mı gidiyor sence? Hayır, düşünmüyorum. Hayır. Sana yardım etmek istiyorum. Ben senin annenim, sana yardım etmek istiyorum. Altıncı gün. Hadi. Ah, Allah'ım. Alo. Ah. Alo.
Alo, merhaba Tony. Evet. Ben Susan Lamarck, ben Eric'in annesi. Aa, merhaba. Evet, merhaba. Pek fazla konuşamadığımızı biliyorum. Çünkü yani her neyse. Seninle snowboard hakkında konuştuğunu biliyorum ve... Kış cennetine çıkmıştı. En azından son konuştuğumuzda oradaydı. Ama çok önemli olan duruşmasını kaçırdı. Ve onun için endişe ediyorum. 6 gündür onunla konuşamadım. Bunun benimle ne ilgisi var? Seni hiç aradı mı merak ettim. Evet, oradayken konuşmuştuk. Öyle mi? Peki ne zamandı? Perşembe. Anlıyorum. Peki adresi var mı? Evet, bir bakayım. Evet, bu harika. Kış cenneti kulübesinden harika. Aramış. Bulmak çok kolay. Bu harika Tony. Gerçekten sana minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii, rica ederim. Lütfen Tanrım, lütfen onu yerde yatarken bulmama izin verme. Lütfen. Eric? Ne olmuş burada? Eric? Elbiseleri hala burada. Sarah, kriz yönetiminden. Memnun oldum. Sizden bilgi bekliyoruz. Pekala, oğlunuzu son gördüğünüzden bu yana ne kadar oldu? 7 gün. Kaldığı kulübeye gittim. Telefonu, cüzdanı ve anahtarı yoktu ama diğer her şeyi oradaydı. Son konuştuğunuzda burada olduğuna emin misin peki? Evet. Bana mesaj bıraktı. O sırada telefonumu duymamışım. Tamam, bu durumda yaptığımız ilk şey Şerif'in ofisinde kayıp raporu doldurmak. Sonra herhangi bir bilgi gelmezse arama kurtarma ekibini görevlendireceğim. Bu süreç 1 ya da 2 gün sürebilir. Hayır. Sarah, anlamıyorsun. Oğlumun dün duruşması vardı ama gelmedi. Tamam mı? Ve bana bıraktığı mesaj normal değildi. Bana nerede olduğunu ve ne yaptığını söylüyordu. Bunu asla yapmaz, asla. Neden yaptı biliyor musun? Ona yardım etmeme izin vermişti. Duruşmaya gelecekti. Toparlanmaya çalışıyordu.
Sonra duruşmaya gittim ama orada değildi. Ardından kulübesine girdim ve dağınık kıyafetleriyle yemek artıklarını gördüm. Yani orada kalıyor ama kendi ortada yok. Ben bir iki gün bekleyemem. Eğer dışarıda o karın içindeyse o da orada bekleyemez. Pekala. Fotoğrafı var mı? Evet, evet var. Arama kurtarma. Arama kurtarma. Burası kış cenneti tesisleri. Kayıp birini rapor edeceğim. Adı nedir? Adı soyadı? Eric Lamarck. Eric Lamarck. Ne zamandan beri kayıp? 7 gün olmuş. Fotoğrafı var mı? Evet, fotoğrafı şimdi alıyorum. Arama kurtarma helikopteri 15 dakika içinde hazır olsun. Tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. Oğlumu tanıyorsun. Gelin. Oğlumla tanıştın mı? Oğlunla tanıştım. 7 gün önce onu dağ yoluna bıraktım ama tek bildiğim bu. Şu anda önlem almaya çalışıyorum. Corey, tüm ekipten radyo frekanslarında bir şey var mı bakmalarını iste. Cep telefonları, FM radyoları, sinyal gönderen her şeye bakın. Anlaşıldı. Umarım zirvede kalmıştır. Sence orada mı? 26.43. Frekansınızı değiştirin. Orada, tamam. Öyle değil mi? Lütfen beni duyuyorsanız frekansınızı değiştirin. Gitmeye hazır mısın? Evet, gidelim. Kurtarma devam ediyor. Beyaz erkek 1.83 boyunda. Kurt, gözüne bir şey çarptı mı? FM, AM, cep, hiçbir şey. Verici temiz. Hmm.
Sera. Dönmek zorundayız. Çok özür dilerim tatlım. Çok üzgünüm. Annen seni tüm kalbiyle seviyor, biliyor musun? Hayır. Beni böyle bulmasına izin veremem. Hey. Bunları isteyebileceğini düşündüm. Burası oldukça soğuktur. Çok naziksin. Bunu kesin geri istersin. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Güneş doğar doğmaz tekrar aramaya çıkacağız. Bu gece ne olacak peki? Erik bu gece dışarıda ne yapacak? Ekibimi bu saatten sonra dışarı çıkarırsam yarın da onları aramak gerekir. Bu riske giremem. Çok üzgünüm. Annenle birbirinize yakın mısınız Sera? Bazen. Bahse girerim. Onu 2 haftada bir filan arıyorsundur. Hepsi o. Seni temin ederim ki konuştuğunuz 7 dakika tüm ayın en güzel anları. Çünkü tekrar hayatının bir parçası olduğunu hissediyor. Çünkü küçüklüğünü hatırlıyor. Seni kucaklayıp uyutmak için ninni söylediğini hatırlıyor. Hayatının en mutlu zamanlarıydı. Sadece düşünmeni istiyorum. Tanrı korusun, iş yerinde sana bir şey olsa ve sen artık burada olmasan, annenin de hayatı sona ererdi, biliyor musun? Kalbi bir anda bomboş kalırdı. Bunu sadece anlamanı istiyorum. Oğlumu bulmak zorundasın. Lütfen. Onu bulmak zorundasın. Sekizinci gün. Zirveye ulaşmalıyım.
Bu son 10 yıldaki en soğuk kış. En fazla 3-4 gün. Bu koşullarda birinin hayatta kalabileceği en uzun süre bu. Rapor için arayacağım. Teşekkür ederim. Haberleşme merkezinden yaşam uçuşuna. Haberleşme merkezi. Burası yaşam uçuşu. Arama kurtarma görevini bırakın. Şu andan itibaren ceset arayacağız. İki adım daha kaldı. Bize biraz izin verir misiniz? Kurtarma merkezi. Beni duyuyor musunuz? Kardan adam sayılmaz tabii. Kurtarma merkezi. Sadece bir araba. Kardan yapılmamış ama tabii ufaklığın neşesi kaçmasın diye bu seferlik yarışmaya dahil etmemize ne dersiniz? Ha? Bu konuda kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. Pekala, araba camına çizilen suratı da yarışmaya İmdat. Dahil etmiş olduk böylece. Şimdi diğer resimlere bakalım. Evet, işte burada çok güzel bir kardan adam var. Ama sanırım burnu havuçtan olmalıydı, değil mi? Bu gördüğüm havuç değil, daha çok bir kabağa benziyor. Evet, bu mevsimde kabak da çok ilginç olmuş doğrusu. Evet, bu da hoş bir kardan adam. Dalga mı geçiyorsun dostum?
Organizasyon beni attı. Bana bu konuda yalan söylemek zorunda değilsin. Çekip gittiğin antrenmanda oradaydım. Sen takımın geleceğiydin. Benden iki kat daha iyiydin. Bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyor musun? Her şeye sahip birini izlemenin. İstediğin her şeye. Sonra çekip gittin. Pes ettin. Lamarck! Lamarck! Ne yaptınız sanıyorsun sen? Oyunda ben değil, biz varız. Formanın arkasındaki isim değil, önündeki arma önemlidir. Bunu çöz. Şimdi sahamdan çık, hadi. Hadi git, seninle uğraştığım yeter. Bugünlük işim bitti. Sahamdan çık hemen. Haklısın. İşim bitti. Sakın aklından geçirme. Bunun geri dönüşü yok evlat. Baba! Hayır Erik, baba. Peşinden gitme. Baba! Baba! Nereye gidiyorsun baba? Baba! Gidemezsin. Terk edemezsin. Hemen kapıyı bebeğim, aç. Bebeğim buraya gel. Gidemezsin baba, lütfen. Gel tatlım. Çok çok üzgünüm. Nereye gidiyorsun? Öz oğlunu terk edip gidemezsin seni korkak. Ah. Baba nereye gidiyorsun? Gitmesene. Baba. Suçu başkalarına atmayı bırak. Çünkü bunu gerçek hayatta da yaparsan bundan çok daha fazla canın yanar. Beni anlıyor musun? Evet efendim. Bütün dünya merak ediyor Mark. Neden bıraktın? Yağıyor. Sizce dağ da büyür mü acaba?
Merhaba anne. Benim. Ne söylemek istediğimi gerçekten bilmiyorum. Ama fazla zamanım olduğunu sanmıyorum. Sadece bir istiyorum. Bu şekilde bitişinde sakınca görmüyorum. Ve ben üzgünüm. Her şey için özür dilerim. Görünüşe göre örtleyin tekiymişim. Çok ilginç. Hayatta sadece ileri doğru bakmalıyız. Geçmişe dönmek hiç mantıklı değil. Arama kurtarma görevini sona erdirdiğimizi söylemek zorundayım. Neden? Artık ceset arama görevindeyiz. Seni seviyorum anne. Hey Sera, az önce bir sinyal aldık. Bekle bekle bir dakika. Az önce bir sinyal göründü ve sonra kayboldu. Nerede? Dulkadın tepesinin zirvesinde, bizimkilerden değil. Emin misin? Evet eminim. Arama kurtarma burası, risk yönetimi. Az önce Dulkadın'ın zirvesinden sinyal aldık. Koordinatlar kuzey 4-0-3-2-3-0-6-0, batı 1-1-1-4-1-3-0-7. Thank you.
Lütfen. Barışımıza 2 dakika var. Çok seviyorum bir tanem. Bazen darbe alırsın, düşersin, ayağa kalkamazsın ve daha derine düşersin. Dağdan önce ne kadar düştüğümü göremiyordum. Belki de bunları yaşamam gerekiyordu. Sonunda yaşamak için. Bazen bir parçanız ölmek zorunda. Belki de en çok sevdiğiniz tarafınız. Sizin bütün yapmanız. O zaman bazı şeylerin bizden büyük olduğunu görebilirsiniz. Karanlıktaysanız onun içinden geçin. İmkansızı başarmak için görünmezi görmelisiniz. Kendinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Başarısız olsanız da devam edin. Şafak zamanı ışığı görünce her şey daha mantıklı gelecek. Anneme yanımda olduğu için teşekkür ediyorum. Karıma beni sevdiği için teşekkür ediyorum. Bana ilham verdiği için çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ve şimdi Tanrı'nın da lütfuyla size Hoke'ye ve dağa teşekkür edebilirim. Umudumu geri verdiğiniz için. Erik hayatta kalmasına rağmen donmadan ötürü iki bacağı diz altından kesildi. Bir daha asla snowboard yapamayacağının söylenmesine rağmen Erik tam bir yıl sonra tekrar dağa gitti. Dağda geçirdiği 8 günden beri Erik uyuşturucu kullanmıyor. Karısı Hope ve 2 oğluyla Güney Kaliforniya'da yaşıyor. Motivasyon konuşmaları yapıyor ve kendi işini yürütüyor. Erik, oğlu Zekin ve genç hokey takımlarının koçluğunu yapıyor. Yakaladığı ikinci şansı elinden geldiğince değerlendiriyor. Ulusal Arama Kurtarma Ekibi ona Mucize Adam lakabını verdi.